Haftalık burç yorumlarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, Koç'la başlıyorum. Koç burcunun bu hafta özellikle stresli bir dönemin yavaş yavaş bittiği, yalnız bunlarda bu hafta aileden doğan sıkıntılar onları çok yorduğu için stresli dönem bitti. Bitti ama işle ilgili de ufak tefek hatalar yaptı. Bunları da toparlamaya çalışacağı bir hafta olacak Koç burçlarının. Ve şu an patronlarına ya da yöneticileriyle ilgili kendi içinde kavgalı bir dönem yaşıyor Koç burçları. O yüzden öfkelerini bir türlü etrafa yansıtamıyorlar. Yansıtamadıkları için de işe başarısız olduklarını düşünüyorlar. Evet, bunların değişme haftası, güzel bir noktaya geçiş süreci, hatta komple her şeyi değiştirme haftasına girecek Koç burçlar ama eğer ki yöneticiniz ya da patronunuzla geldikler varsa bu haftadan sonra daha yumuşayacak. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız daha verimli bir haftaya geçiş yapacaksınız. Son zamanlarda diş ağrısı, baş ağrısı ve dişle ilgili, ön dişlerimizle ilgili sıkıntılar var Koç burçlarının. Anne ya da babanın verdiği bir rahatsızlık ya da çocuklarla ilgili bir rahatsızlık haftası da atlattınız. O bir hafta daha verimli ve aydınlık olacak. Aşk konusunda bu dönem ilişkiyle ilgili bitirme kararı içerisindesiniz ama evlilik kararı vereceksiniz Koçlar diyorum. Evet, diş probleminiz var. Biraz yorgun bir süreç atlattınız. Daha verimli haftaya geçeceksiniz. Boğalar. Boğalar da bu hafta yeni bir işe imza attılar ve bu iş imzası onlar için hayırlı olacak ama başka şehir, başka bir yol, başka bir anlaşma üzerinde yollar hayırlı olacak. Yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Özellikle boğa burçları eğlenceye çok düştüler bu hafta. Eğlenmek, mutlu olmak, huzurlu olmak dediklerimiz bir haftaya girdi boğa burçları. Bunlarda da aileden doğan bir mirası çözemedikleri gözüküyor. Yani birkaç ay içerisinde bu mirasla ilgili noktalarda dengeye var olacak. Boğa burçlarının özellikle gözle ilgili değil de şu şakak bölgelerinde ağrılar olabilir, baş ağrısı olabilir boğa burçlarında ve mide hassasiyeti, gaz problemi ya da bağırsaklardan kaynaklanan gaz probleminiz olabilir. İhmal etmeyin diyorum boğa burçlarına. Ve son zamanlarda insanlara içinizden ne geliyorsa onu tek tek söylemeye başladı boğa burçları. O yüzden kendini bulma, yenileme dönemi. Hatta boğa burçlarda da bu dönem evi değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi dediğimiz bir gündem gelecek. Ama hayırlı haftası ikizler. Bu ikizlerde en büyük aşkla ilgili yaşadığı karmaşıklıkları bu hafta çözüyor ve yeni bir ilişkiye yelken açtı ikizler. Eğer evlilikleri kötüyse iyileştirme haftasına girdiler ve onlar da çocuk sevinci, mutluluk sevinci, güzel bir süreç yaşayacaklar. İş konusunda da bekledikleri evraklarla ilgili sevinç evresi var. Hatta bir ev alma ya da bir araba alma gibi bir düşünceleri söz konusu ama daha vakitleri var, sabırlı olsunlar. İkizler burcunda da özellikle bu dönem uyku problemi ya da uyurken kalp sıkışması olabilir. Dikkat diyorum. Yengeç burçları bu hafta devletle ilgili çözmesi gereken evrak, mal ya da ne düşünceleri varsa bu hafta hepsini tek tek aydınlığa kavuşturacaklar. Bir hastane, bir evrak koşturması yaşadı bu yengeç burçları. Sonraki hafta daha rahat erecekler. İşleriyle ilgili bir atama sevinci yaşadılar. Bu atama onlar için mutluluk verdi. İlişkisiyle ilgili de bu dönem sürpriz bir seyahat kararı içerisinde yengeç burçları ya da yeni ilişkiye başlayacağı dönem olacak. Evli yengeçler için de bu dönem eşlerle ilgili arasındaki gerginlik yavaş yavaş sükunete girecek ve çocuk sevinci yaşayacak yengeç burçları. Aslanlar, yorgun bir hafta, trajik hafta, karamsar bir hafta. Kafalarında kurdular, senaryo yazdılar. Artık senaryolar ki yüzleşti aslan burçları. Niye yüzleşti? İlişki konusunda netliğe kavuşma dönemi ve iş konusunda da beklediği bir sürü olumlu süreçlerde hızlandılar. Aslanlarda ciddi anlamda bu sene paranın verdiği bir güç yaşanacak. Onlarda da boyun, bel ağrıları gibi söz konusu ve uykusuzluk çekiyor olabilirler. Yoga, meditasyon onların enerjisine iyi gelecek. İlişkide de ailede bir soğukluk evresi vardı. Bu soğukluk evresi düzelmeye başladı. Onlarda da yeni bir yatırım planları var ama motor gibi, araba gibi ama şu an parayı gereksiz harcamak istemiyorlar. Sakince yazın bitmesini bekliyor aslanlar. Evet, aslanlarda tabii bu ara aileyle ilgili gerginlikler bitecek ve aileyle yemek, sohbet, muhabbet dediğimiz bir haftaya girecek aslan burçları. O yüzden aslanlar radikal kararlarını doğru noktada güzel bir haftaya geçiş sağlayacaklar. Başak burçları.
Bu dönem onlar için en sorunlu, ailedeki kavga, karmaşa, miras, her şeyi kenara attılar. Ben artık iyi olmalıyım, ilişki yaşamalıyım, aile olmalıyım dediği bir haftaya girdi Başaklar. Ama Başaklar söylerler söylerler yine başa dururlar. O yüzden Başaklar'da da iş konusunda emeklilik ya da artık başka şehre yerleşim ya da farklı bir ülkeye yerleşim haftasını düşünecekler. Belli bir süre sonra bunları gerçekleştirecek. Başaklar'da da özellikle son zamanlarda şöyle bir problem var. Ayak içlerinde kasılmalar, damarda ağrılar, iç damar ağrıları, romatizmal ağrılar başladı. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de bu hafta aileye sürpriz seyahatler ya da aileyle ilgili bağlarını daha kuvvetlendirecekleri noktada. Hatta evdeki tüm eşyaları değiştirip yeni bir eşya alma kararına girdi Başak Burçları. Doğru. İş aynı rutinde ama onları sıkmayacak bir süreçte. Onlar biraz kendilerini bulma dönemi. Terazi Burçları, teraziler ciddi anlamda son zamanlarda kaybettiği kazançları hızlı şekilde toparlama haftasına giriyorlar. Dağınık kafalar çıktı. Daha düzenli, daha disiplinli bir kafaya giriş yaptı terazi burçları. Hatta onlar için yeni beklediği yurt dışındaki haberler aydınlığa girecek. Eğitim kariyerleriyle ilgili bu dönem daha ön planda araştırmalar yapacak terazi burçları. Hatta ve hatta hem dil eğitimi hem iş eğitimi anlamında çok yoğun bir hafta kafalarında var. Ve bunu yıl sonuna doğru gerçekleştirecek terazi. Terazilerde de son zamanlarda gözle ilgili yorgunluk, dinlenme, bozukluk değil de göz yorgunluğu ile ilgili bir süreç haftası var gözüküyor terazi burçlarında. Bir de onlar bir kayak moduna gittiler. Anam gidin kayın gelin de yaz geliyor neredeyse hala kayacaksınız gidin kayağa diyorum. Akrep burçları işle ilgili yaşadıkları karmaşalar hala devam ediyor. Kararsızlıklar çok ön planda akrepleri için. Ve bu hafta çok yorgun bir hafta yaşadı akrep burçları. Daha dingin, daha sakin bir haftaya giriş yapsalar da iş kaygısı, iş para kaygısı çok ön planda. Ve burada bazı insanlardan alacağı paralar var hala gelmedi. O yüzden sinirli akrep burçları. Onların da sinir sistemlerinde yorgunluk var. Onlar da belki bir psikolog yardımcı danışman onlara iyi gelecektir. Akrepte de özellikle ayak tabanda biraz sıkıntılar ve yorgunluklar bunlara dikkat ediyoruz. İşle ilgili de bu hafta sallapati bir hafta olacak akrepler burçları için. O yüzden akrepler ne yapmak istediğinin kararsızlığını yaşıyor. Yay burçları. Maddi olarak çok ciddi çıkmaza girdiler. Gereksiz hata yatırımlar yapıp gereksiz para harcadılar. Bunları toparlama haftasına giriyorlar. Ve ilişki konusunda da muhteşem bir aşkı tekrar kazanma, mücadele ve geçmişteki hataları toparlayıp aileye sahip çıkma haftasına giriş yaptı yay burçları. Ama şöyle söyleyeceğim, dağınık bir kafada olduğu için yayın üstüne gitmeyin diyorum. Ve bunların da bu ara annesinin şeker ya da tansiyon ya da babanın sağlık problemleri gündemde olabilir. Dikkat diyoruz. Oğlak burçları iş konusunda çok büyük bir anlaşmaya tekrar yeni imzalar atıldı ama kararsızlar yapalım mı yapmayalım artık yapın diyoruz oğlaklar. Çünkü sizin zirve yılınız doğru noktada para kazanma, yatırım, plan neyse gerçekleşecek. Aşk konusunda da geçmiş ilişkiyi idare etme kafasına girdi. Gelecek insanların hayırlı olmayacağına karar verip ilişkisine sahip çıkma. Bunlarda da orta kulak, nezle, grip, enfeksiyonu tarzı sorunlar olabilir oğlak burçlarının. Ama onların da devlette mahkemesel sorunları var. Bunlar temiz sürece erişecek. Kovalar. Kova burçları bu hafta şuna karar verdiler, yeni bir iş kurma, yeni sistem, ortaklı sistem, bunların hepsini nasıl yapabiliriz dediği bir haftaya giriş yaptılar. Ve yurt dışı projeleri kafalarında var ve inşaat projeleri var. Evet, kovalarda değişme haftası, çok yenilik haftasına giriş yaptılar. O yüzden her şey sil baştan başlayıp yeni bir hayata, yeni bir düzene kurma haftasında var. Yaza doğru planlarını gerçekleştirecek kova burçları. İlişki konusunda romantik değillerdi bu hafta. Eşlerine sahip çıkma, aileye sahip çıkma, eski hataları düzeltme haftası kova burçlarının. Ve de kovalarda şu var. Sürpriz hediye verme, sürpriz hediye alma haftalarına giriş yaptı kova burçları. O yüzden kovaların üstüne gitmeyin. Gidince de güzel sürprizler yapacak ama bu ara onlar yenilik haftası. Balık burçları kararsızlığın dibini yaşıyorlar. Ne istediklerini bilmeyen hareketler sergiliyorlar. İlişkiyle ilgili, gelecekle ilgili kaygıları çok ön planda. Çünkü bunlarda çalkantılı bir dönem başladı. Yani hem işi bitireyim başka bir göreve gideyim, hem işte kalayım bu sene değil seneye gideyim kafasındalar. Onlar bir sakinlik haftası yaşayacaklar. Bir iki ay böyle kan kusturacak ilişkinize, işinize, her şeyinize. Ondan sonra daha rahat bir sürece gelecek.
Balıklar bence bu ara ruhsal olarak dinlenmeye, uykuya, zaten uyku modundalar, uyandıkları yok maşallah balık burçlarının. Onların bir aileyle ilgili yüzleşme dönemi tekrar başlayacak, yüzleşecekler, gerçekleri tekrar benimseyip ilişkiye sahip çıkma, işe sahip çıkma ve gitmesi gereken yola sahip çıkma haftası yaşayacak balık burçları. Ama bunlar bir psikolojilerini iyileştirsinler diyorum. Bu hafta herkes için değişken bir hafta. Herkes evindeki her şeyi değiştirebilir, ev koltuğunu değiştirebilir, çamaşır makinesini değiştirir, evdeki aletlerde değişik yıkılma, kırılma, gereksiz kavgalar haftası olabilir. Herkes sakin, rutin karar verirse her şey çok iyi noktaya düzelecek. Evet, bizi izleyen, bizi takip eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Haftaya burçlar konusunda da tekrar gündemde olacağız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.